arkadaşlar. Ben Almanya'dan bir gurbetçiyim. 2016 yılının Nisan ayında bazı olaylar yaşadım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Cin, ifrit, şeytan gibi konular hakkında bilgilere fazlasıyla sahip olan birisiyim. Yaklaşık 3 senedir bu konular hakkında araştırmalar yapıp kitaplar okuyorum. Babam öleli 6 sene oldu. Hocaydı kendisi. Görevi almadı ancak hocalık okuyup bitirmişti. Çok fazla kitapları vardı evde. Osmanlı'dan tutun da gizli ilimler, Süleyman Hilmi Tunahan ve daha pek çoğu. Gizli ilimleri okumaya 15 yaşında başladım. İçinde birçok büyü ve cin çağırma duaları, bunlarla ilgili sureler, kısacası ne ararsanız vardı. Cin çağırma İslam'a uygun değil ancak Allah boşuna göz perdesi koymamış. Ben merakımdan dolayı okurdum bu kitapları. Okudukça da başım ağrırdı. Ancak kitabın sonundaki baş ağrısı yapabilir uyarısını bildiğim halde merakla okumaya devam ederdim. Annem hep ilgilenme o konularla derdi bana. Kendi hiç açıp bakmazdım. Ailemin hiçbir zaman böyle şeylere ilgisi olmadı. Ancak ben ise cinlerin neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini, onlar hakkında her şeyi bilen birisiyim. Annem Kur'an'ını okuyan, namazını kılan, evinde hatim eden, ibadetini yapan, orucunu tutan ve zekatını veren birisidir. Kısacası bizim evin insanları iman doluydu. Okul hayatım ve notlarım da gayet iyiydi. Ancak Alman okulu olduğundan bazı sıkıntılarım da vardı. Bazı Almanlar çocukları kötüydü. Ben de onlardan nefret ederdim. Bir gün okul bahçesinde arkadaşlarla kartopu oynarken o Alman çocuklardan biri bana kartopu attı. Ben de doğal olarak ona kartopu attım. Bunun için beni çok kötü dövdü. O zamandan beri sevmem o çocuğu. Yine okulumuzda yapılan bir sınavda 2016 yılında benden kalem istemişti. Ben de olmadığı için yok demiştim. Ancak bunun için de beni çok kötü dövmüştü. Bu beni çok öfkelendirmişti. O sinirle eve geçtim ve açtım Gizli İlimler kitabını. Orada bir insan nasıl lanetlenir başlığını aramaktaydım. Sonunda bununla ilgili bir büyü buldum. İnancımıza göre büyü yapanın büyük günah olduğunu bildiğim halde nefretim daha baskın çıktı ve o büyüyü yapmaya karar verdim. Büyüye göre amaç surelerle okunmuş olan bir toprağı kişinin cebine veya çantasına koymak ve toprağın evine ulaşmasını sağlamaktı. Toprağı büyük bir korkuyla çantasına koyarak aslında bu işi kolaylıkla başarmıştım. Bundan sonra sabırsızlıkla ertesi günü bekledim. Sabah okula gittiğimde çocuk gayet neşeli, eğlenceli ve mutluydu. Hiçbir tepki yoktu. Feci sinirlendim. Eve gelince başka bir büyü araştırdım. Araştırırken bir cin büyüsü buldum. Onu yapmaya karar verdim. Annemler camiye gitmişti. Başladım kitapta yazanları yapmaya. Büyüye göre tepsiyi önüne koyup kağıt parçalarına kitapta yazan duayı okuduktan sonra yakıp üstüne bir bardak su dökmek gerekiyormuş. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra ev sallanmaya başladı. Sallanmayla beraber başım dönmeye başladı. Suyun içinden birdenbire dumanlı gölge gibi bir şey çıktı. Sonra 3 tane cin belirdi. Yüzleri kıllı ve boynuzlulardı. Niye rahatsız ediyorsun? Bizden ne istiyorsun dediler. Bana yardım edin. Bu çocuktan nefret ediyorum. O lanetlensin demiştim. Onlar senin yanına bir cin verebiliriz. O istediğini yapar dediler. Ben sevinip olur dedim. Bir şartımız var dediler. Evet dedim. Biz yanına gelirsek istediğimizi yapacaksın. Yoksa ömür boyu lanetleriz seni dediler. Ben o kafayla evet dedim. Keşke demez olaydım. Birden dumanlar, sallanmalar kesildi. Ben kafamı karıştırarak kendi kendime ne zaman gelir acaba bu cin diye sordum. Annem eve geldiğinde ne oluyor burada? Ter içinde kalmışsın dedi. Ben yok ya diyebildim sadece. Ertesi gün kalktım. Her zamanki gibi saçlarımı fönleyip çıktım. Yolda giderken birden yanıma siyah saçlı uzun bir şey gelmişti. Korkarak ona sonradan anlayarak evet bu benim cinim demiştim. Cin selam olsun sana. Ben artık seninle yaşıyorum. Her istediğini yaparım dedi. Ben şoktayım tabii ki. Tamam deyip okula gittim. Okula geldiğimde merak ediyordum.
Benim cinimi görüyorlar mı ki diye. Selim diye bir arkadaşım vardı. Ona sordum. Yanımda birisi var mı diye. O hayır demişti. Sınıfa o çocuk girmişti ve artık finale varmıştık. İçimden keşke şu hayvanın burnu kanasa benimki gibi diye konuştum. Evet, birden oğlan çığlık atarak Almanca burnum, burnum diye bağırmıştı. Yerler kan içinde. Ben yine şoktaydım. İçimde güçlü bir his vardı ve sevinerek okul bitsin de eve gideyim dedim içimden. Birden direktör hoparlörden bugün hava 30 dereceyi geçtiğinden ve gidebilirsiniz demişti. Çok güçlü hissediyordum kendimi ve dışarı çıkıp yeni güçlerimi test etmekteydim. Ondan sonra başıma gelenler düşmanımın başına bile gelmesin demiştim. Evet, dediğim gibi artık gücümü test etmek istiyordum ve yeni arkadaşım cin benimleydi. Öncelikle kendim çok meraklı olduğumdan eve gitmek istemiyordum ve önce cinlerin hayatından daha fazla öğrenmek istiyordum. Bunun için eve gidip cine sormaya başladım. Annem yine hatime girmişti ve ben yine yalnızdım. Cine soruyorum. Müslüman, Yahudi veya Hristiyan mısın diye. O bana Yahudiyim ama Müslüman olmak isterdim dedi. Ben aslında yüzüne bakmaktan korkuyordum. Çünkü yüzünün sağ tarafında boynuzlar çıkmış ve kafası at gibiydi. Elleri sanki ateş yakmış gibiydi. Allah bize haram kıldığı için içimde büyük korku vardı. Dinimden ayrılmak istemiyordum. Ama bazı insanlara olan nefretim çok büyüktü. Neyse, daha çok bilgi sahibi olduktan sonra o bana şöyle dedi. Hasan, sıra bize gelmiş öyle değil mi? Diyerek seslice güldü. Ben şok olmuşken o bana git şimdi. Evindeki tüm Kur'an ve namazlıkları çöpe at demişti. Ben ona hayır kafayı mı yedin dedim. O bana dediğimi yap yoksa fena olur demişti. Ben ise cesaret dolu bir halde ne yaparsan yap dinimden beni çıkaramazsın demiştim. O bana nefret dolu bakışıyla sen artık bittin. Başından ayrılmayacağım ve geceleri uyutmayacağım seni diye söylendi. Sonra yanımdan ayrıldı. Ben hiç umursamadan Alman'ın burnu kanadı, işimi gördü, gitti işte diye önemsemedim. Daha çok ben Müslüman olmak isterdim demesi kafama takılmıştı. Madem neden Müslüman olmuyorsun demek aklıma gelmemişti. Bir yandan da iblisin onları kandırmış olabileceğini düşünüyordum. Annem geldi. Saat epey geç olmuştu. Uyku zamanım gelmişti. Benim burnumu bir şeyler yakmaya başladı. Öyle yanıyordu ki ateşler içinde kalkıp hemen lavaboya koşup burnumu yıkadım. Yatağıma yattığımda başımda bir cisim vardı. Sadece gölgesini görebiliyordum. Kendisi de gölgeydi zaten. Uyku sersemiydim, annem sanmıştım. Sonra birden cinin bana dediklerini hatırladım ve hemen yerimden fırladım. Çok korktum, şok oldum. Hemen Felak, Nas surelerini okudum. Sonra okurken uyumuşum. Sabah kalktığımda okula geç kaldığımı fark ettim. Telaşla hızlı hızlı giyinip aynaya falan bakmadan çantamı alıp çıktım. Okula gelip sınıfa girince herkes bana garip garip korkuyla bakıyordu. Öğretmenim Almanca, "Ne oldu sana? Ne bu halin böyle?" dedi. Ben ise geç kaldığım için özür dilerim, uyuyakalmışım dedim. Öğretmen, "O değil, yüzüne ne oldu böyle?" dedi. Telefonu çıkarıp yüzüme baktım. Yüzümün her tarafı çiziklerle doluydu. Gözlerimin beyazı tamamen kırmızıya dönmüş, kan oturmuştu. Öğretmenim, ben de bilmiyorum dedikten sonra tuvalete gitmeyi rica ettim. Koştum, hemen yüzümü yıkadım ama kan lekeleri gitmedi. O korkuyla koşarak eve gittim ve yatağa attım kendimi. Başladım ağlamaya. Annem geldi, yorganı açtı. Ne oldu, niye ağlıyorsun dedi. Ben de bak yüzüme dedim. Ne var yüzünde dedi. Baksana her yerim kan içinde dedim. Yok bir şey, kabus görmüşsün sen. Kalk hadi dedikten sonra dua ve ezan okundu. Bu olaydan sonra her şey gayet normal gidiyordu. Aradan bir hafta geçmişti. Bir cumartesi günü Türkiye'den eniştem gelmişti. Açıkçası ben kendisini hiç sevmezdim. Çok gıcık birisiydi. Kahvaltı yapıyorduk. Annem mutfağa çayı getirmeye gitti.
Ablam lavaboya, onunla masada yalnız kalmıştık. O bana ne haber lan dedi. Ben ise büyük bir sinirle gururumu bastırmayarak sana ne lan dedim sessizce. Akşam görürsün sen dedi. Ben içimden çay kafana dökülse de hastanede yatsan dedim. Annem elindeki çaydanlıklarla geliyordu. Birden çok ağır tutun yardım edin demeye çalışırken çaydanlığı adamın üstüne döktü. Çığlıklar içinde hastaneye gittik. Vücudunu sardılar. Bir gece kalsın dediler. Yorgun argın eve geldik. Hemen duş alıp yatmayı düşündüm. Banyoda aynaya bakarken kolumda Arapça yazılar olduğunu fark ettim. Çok fena korkmuştum. Bayılmışım. Uyandığımda yatağımdaydım. Gözlerim bulanık görüyor ve etrafımda üç tane cin, belki de ifritti bilmiyorum. Birisi çok öfkeli bakıyordu. Evet, o bana verilen cindi. Diğer ikisi farklı birileriydi. Bana bak, gördün mü enişteni ne hale düşürdük? Sana son kez diyorum. Ya dediğimizi yaparsın ya da ölümüne kendi isteğinle gidersin dediler. O an öfkeyle söverek bağırmaya başladım. Siz adam olsanız insan kılığında tekme tokat girerdim size dedim. Annem girdi birden içeri. Ne oldu? Niye bağırıyorsun dedi. Ağlamaya başladım. Bir şey demedim. Sonra annem amcamı aramış. Mutfakta fısıltıyla telefonda konuşuyorlardı. Ben sessizce onları dinledim. Telefonu kapattıktan sonra yanıma gelip bana hadi giyin Oruç Hoca'ya gidiyoruz dedi. Oruç Hoca Süleymancılardan çok tanınmış bir hocaydı. Buralarda pek çok hastanın kendisinden şifa bulduğuna şahit olduk. Almanya Frankfurt bölgesindeydi. Babamın Oruç Hoca ile arası çok iyiydi. Gittiğimizde çok fazla kuyruk vardı. O bizi çağırdı. Bana annenin yanında anlatmak istemezsen gel yalnız konuşalım dedi. Bu teklifi beni rahatlatmıştı. Olan biteni yaptığım her şeyi anlattım. O beni uyardı. Bir daha asla böyle bir cahillik yapma diye çok kızdı. Gençliğine veriyorum dedi. Sonra kolumdaki Arapça yazıyı göstererek anlatmaya devam etti. Koluma baktı, biraz inceledikten sonra İbranice üstünde büyü yapılan ve yapılacak olan şeyler yazıyor. Sakın bunu okumaya falan çalışma dedi. Tamam diyerek ne yapmamız gerektiğini sordum. Yaptıklarımdan çok pişman olmuştum. Hoca bana ilk önce tövbe edeceksin. Tövbeni ben yaptıracağım. Daha sonra Allah'a yönelip af dileyeceksin dedi. Daha sonra yapmam gerekenleri ve okumam gereken sure ve duaları bir kağıda yazıp verdi. Hepsi sayılı surelerdi. Ayrıca salavatlar ve hatim de vardı. Bunları yap, cumartesi tekrar gelin dedi. Evet, eve gelmiştik. Duaları okumuş yatağıma yatmıştım. Dediğim gibi o gece olmadık şeyler başıma geldi. Saat 3 civarı kalktım, susamıştım ama kalkmaya da korkuyordum. Zira cinlerin sabah 3 en aktif oldukları zamandır. Gözlerim bulanık şekilde uyku sersemi suyumu içtim. Ve birden sağımdan solumdan siyah kollar sarıldı bana. Kıllı ve kokan kollardı. Arkamdan sarılmıştı. Gördüm ki yine beni rahat bırakmayacaklardı. Bu sefer kendimi zorladım. Artık canıma tak etmişti. Öyle hırslandım ki resmen dövecektim. Ama olmuyordu. Çok güçlüydü ve şok etkisinde bayılmışım. Yerde yatıyorum. Saat 10 civarında eniştem beni görüp hemen kaldırdı. Ne oldu sana Hasan? Diye telaşla beni ayaklandırmaya çalıştı. O anda annem de gelmişti. Yine onlar değil mi? Dedi. Ağlamaya başladım. Annem, bir duş al, abdest al, ondan sonra doğru hocaya gidiyoruz, tamam mı dedi. Kabul ederek lavaboya girdim. Kapıyı kilitledim. Lavaboda mutfakla yan yana olduğundan duvardan sesler oldukça az da olsa duyuluyordu. Babam küçükken ben şımarık olduğumdan beni döverdi. Akıllanayım diye. Lavaboya kilitlerdi. Bir saatliğine falan. Ben o zamanlar ne yapacağımı bilmezdim. Ve duvara delik açmıştım. Saklı bir delikiydi. Ortalığı en azından göreyim diye. Neyse, o küçüklükten kalan delikten bakmıştım. Annem, ablam ve eniştem bu çocuğu yoksa akıl hastanesine mi baktırsak diye fısıltıyla konuşuyorlardı. Ben öfkeyle içimden sövüyordum. Bir hoca bana inanıyordu ki ondan da şüphe etmeye başlıyordum. Aynaya yine bakmıştım. Korkarak bakmıştım bu sefer. İbranice yazılara bakarken okumaya çalışıyordum. Dalmıştım.
Aklıma hocanın dediği gelmişti ve hemen bırakmıştım okumayı. Korku filmi gibiydi, kabustu resmen. İnanmazsınız, çok saçma ama omzumdan göğsüme doğru yavaş yavaş yazılar çoğalıyordu. Dövme gibiydi. Ben bayılmışım yine ve üstüm çıplak, hocada buldum kendimi. Hoca, beni dinlemiyorsun. Bir kere daha dediğimi yapmazsan bir daha gelme buraya diye bağırdı bana. Bir su içtikten sonra, hocam, annemler beni tımarhaneye yollayacaklar. Ne yapacağız dedim. Endişelenmeme gerek olmadığını ve halledebileceğini söylemişti. Karşısına oturttu beni ve daha önce kağıt vermişti bana. Bu kağıttaki duayı devamlı oku şimdi dedi. Ben dur diyesiye kadar tamam mı? Ben tamam dedim. Evet, o bir şeyler okuyor, ben bir şeyler okuyorum ve cin gelmişti. Biliyordum o Yahudi olan cin gelmişti. Hoca dur diye bağırdı. Ben durdum. Cin, beni neden rahatsız ediyorsunuz dedi. Hoca İbranice konuşmaya başladı. İkisi konuşup gülüşüyorlardı. Her şey bittikten sonra, hocam niye kahkaha attınız dedim. Bu cinle daha önce tanışmıştık. Cinler akıllıdır ve sana Yahudi olduğunu söyledi değil mi demişti. Evet evet dedim. Ama aslında Müslüman olmak istediğini söyledi değil mi? Evet dedim. Bu cin Müslümandır. Başka cinlerin arasına sızıp doğru yola koymaya çalışır dedi. Ben ne olup bittiğini anlamadan her şeye tamam deyip çay içip gitmiştim. Evde binlerce sorularım vardı. Neden? Neden böyle? Neden şöyle? Binlerce sorular. O streste annemler karar vermişti. Ben iyiyken beni akıl hastanesine bırakmak için kayıt ettiklerini duymuştum. Ben kafayı bu sefer komple yiyordum. Tımarhanede ilginç ve heyecanlı olaylar başıma geldi. Evet, pazartesi sabah saat 8 gözümden yaşlar akarak yolculuğa çıktık. Akıl hastanesine, tımarhaneye giren kişiler oradan zor ve uzun süre sonra çıkarlar. Korktuğumdan dolayı ağlamıyordum. Arkadaşlarımı ve ailemi çok uzun zaman sonra göreceğime üzülüyordum. Annem çaktırmıyordu ama gözlerinin dolduğunu görüyordum. Bir kitap yüzünden buralara düştüm diyordum içimden. Artık gelmiştik. Hiç ayağımı dahi atacağımı düşünmediğim o yere. Oradaki görevli beni aldıktan sonra ailenle vedalaş ve sana yeni odanı göstereyim dedi. Belki 20 dakika anneme sarılmışımdır. Ayrılığın düşüncesi beni fazlasıyla üzüyordu zaten. Beni gördüklerinde her yeri gezdirdiler. Ardından nerenin yasak, nerenin izinli olduğu bölümleri gösterdiler. Gezerken gördüğüm yerlerden pek çoğu ilgimi çekti. Bir kapı vardı. Hani doktorlar ameliyata girer, kapılar birden kapanır, her yer bulanık olur, içeriden çığlık sesleri gelir falan işte. Öyle bir kapıydı gördüğüm. Çok meraklanmıştım. Ancak orası da yasaklılar arasındaydı. Nihayet sonunda odama gelmiştik. Hemen bana hap verdiler ve ilacımı ve suyumu içene kadar başımda beklediler. İlacımı dilimin altına sakladım. Onlar gidince çıkardım. Odada yalnızdım. Herhangi bir oda arkadaşım yoktu. Biraz yattıktan sonra saat 12 olmuştu. Yemeğe çağırmışlardı. Kantine doğru ilerlediğimde tüm gözler benim üstümdeydi. Herkes bana bakıyordu. Orası küçük bir yer olduğundan herkes birbirini tanıyordu. Tanımasa bile göre göre tanıyordu. Yemeğimi alıp oturmuştum. Etrafıma baktıkça senelerimin burada geçeceğini düşünüyordum. Ve bu nedenle sürekli ağlayasım geliyordu. Bir Alman ve bir Türk gelip yanıma oturdular. Tanıştık, iyi anlaştık, hatta kanka olduk diyebilirim. Öğle yemeğinin son 12 dakikası kalmıştı. Sohbet oldukça iyi gidiyordu. Arkadaşlar saat 14.30'da Sekto 2'nin önünde buluşalım dediler. Sekto 2 ileri derecede kafaya sığırmışların yeriydi. Oraya gitmeye izinliydik ancak oradan ötesi yasaktı. İleride Sekto 3 ve Sekto 4 vardı. Benim merak ettiğim yer Sekto 3'tü. Sekto 4'ün yerini zaten kimse bilmiyordu. Saat 14.20 olmuş ve ben yavaş yavaş Sekto 2'ye doğru ilerliyordum. Ulaştığımda arkadaşlar oradaydı. Bir odaya girdik. Almanca sohbet odası denir. Biraz konuştuk. Onlar da benim gibi merak ediyorlarmış. Fakat Sekto 3'ü görmüşler. 4'ü arıyorlarmış. Hemen nasıl gördünüz dedim. Kimseye söylemezsen sana da gösteririz dediler. Söz verdim tabii ki.
dışarıya çıktık. Kurallara göre 6'ya kadar dışarı çıkmak serbestti. Sonra akşam yemeği, yemekten sonra da 11'e kadar dışarısı serbestti. Biraz ilerledikten sonra Türk olan, işte burası sektör 3 dedi. Peki buraya nasıl giriliyor dedim. Çamaşır haneden gidiliyor. İlerideki vagonları görüyor musun? Heh, işte onlarla gideceğiz dedi. O vagonlar saat 3'te içeri, 5'te dışarı çıkartılıyor. Çok heyecanlanmıştım. Çok merak ediyordum ama korkuyordum da. Eğer ceza alırsam orada kalma sürem uzayacaktı. Etrafa şöyle bir baktıktan sonra vagonlardan birine atladık. İçeriye doğru gidiyorduk. Dışarıda anlaştığımız gibi vagonlar durduktan sonra 5 dakika bekledik. Sonra gizlendiğimiz yerden çıktık ve çamaşırhanedeydik. 2 saatimiz vardı sektör 3'ü tamamlamaya. Yukarıda borular vardı büyükçe. Gerçekten çok büyüktü. Fil bile sığardı. O borulardan yürüyorduk ve odaları tek tek görebiliyorduk. Arkadaşlar, sana bir yer göstereceğiz. Oradan aşağı ineceğiz. Orası aklını başından alır dediler. Oraya yaklaştık ve duyduğumuz tüm bağırmalar, çağırmalar o adadan geliyordu. İnmeye korkuyordum. Ya birisi görürse veya başka bir şey olursa diye. Tüm cesaretimi topladıktan sonra tam ineceğim sırada arkadaşlarımın saldırıya uğradığını gördüm ve hemen ardından güvenlik içeri girdi. Sonradan öğrendim ki o odaya sırf güvenlikle ve tasır şopla girilmesi uyaran posterler varmış. Her neyse isimleri. Ben korkuyla çok sessiz ama o kadar adrenalin dolu geri gidiyordum. Bir odayı izlemeye başladım. Daha bir saat kadar zamanım vardı. Bir adam veya kadın tam göremedim. Ortaya oturmuşlar ve kitap okuyorlardı sanki. Gizli ilimler kitabı gibi bir şeydi. Yeşil kaplı ama olamaz dedim. Sonuçta Alman tımarhanesindeydik. Ama öyle daldıktan biraz sonra o siyah cisimleri görmeye başladım. Etrafında oturmuş onları dinliyorlardı. Ben onları fark ettikten sonra onlar da beni fark etti. Ve ben o korkuyla koşmaya başladım.